rejimi unutma, unutturma. 10 Ekim'i unutma, unutturma. Bir gün mutlaka dem gelir, devran dönerse bu insanlık karşıtı suçları sadece yapanlar değil, buna göz yumanlar da bir gün yargılanacaklardır. Değerli arkadaşlar, evet, demokratik kamuoyunu gören IŞİD karşıtı dayanışma çağrısı yapanları yargılayanlar bugün hala IŞİD'i ve onun hücrelerini görmemeye devam ediyorlar. Ankara'nın göbeğinde, Ankara'nın mahallelerinde hala kadınları cariye olarak, çocukları köle olarak pazarlayan bu örgütün arkasında kim var, ne var, neden görülmüyor, müdahale edilmiyor da ayrı bir sorudur. Evet, IŞİD'le birlikte 7 Haziran seçimlerini kaybedenler siyaseti yeniden dizayn etmeye çalıştılar. Bu katliamlar tam da siyaseti dizayn etme katliamlarıydı. Şimdi bunu nereden çıkardık sorusunu sorabilir kamuoyu. Bu katliamlardan sonra bizzat hükümetin en yetkili ağızlarından oylarımız arttı denildi. Utanmadan kendi yurttaşlarının katledildiği bu katliamlar karşısında kınaması gerekenler, gerekli olan hassasiyeti göstermesi gerekenler ne dedi? Oylarımız arttı. Yani bu katliamlar demek ki birilerinin işlerini yaradılar ve bu katliamlar hala gerçek failleriyle birlikte yargılanmıyor. Evet, IŞİD nedir anlatmaya gerek yok. Katliam yapan barbar bir örgüttür. Peki IŞİD Kobani'de Kürtleri, Arapları, kadınları katlederken, Kobani'yi işgal etmeye çalışırken, insanları diri diri yakarken biz ne yapacaktık? Sizlere soruyorum. Demokrasi mücadelesi veren, 30-40 yıldır kararlılıkla savunan, katliamlara, barbarlıklara, faşizme, zulüme karşı direnen bir gelenekten gelen bizler IŞİD'in bu katliamlarını, zulmünü alkışlayacak mıydık? Sistem tam da, iktidar tam da bizden bunu bekliyordu. Kimse kusura bakmasın. Dün olduğu gibi bugün de insanlık düşmanı, katliam yapan, kadın düşmanı bir anlayışı değil Kobani'de. Dünyanın neresinde görürsek görelim, buna karşı mücadele etme, dayanışma, bu katliamları önlemek gibi bir sorumluluğumuz, bir sorumluluğumuz vardır. Katliam yapanlar aklanmaya çalışıldı. IŞİD barbarlığı karşısında mücadele eden, dayanışma çağrısı yapanlar yargılandı. Biz bu yargılamaları tanımıyoruz. Bir suç varsa IŞİD işledi. Bir suç varsa IŞİD'e destek veren göz yumanlar Ankara'nın bu meydanında bunca kamera ve MOBESA'nın bulunduğu yerde bu katliamların olmasının zeminini hazırlayanlar suçludur. Demokratik siyaset yürütenler suçlu değil. Asıl yargılanması gerekenler bizleri yargılıyorlar. Dolayısıyla bu karar yok hükmündedir. Bizim arkadaşlarımız dışarıda olduğu gibi içeride de bu demokratik mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerdir. Bu kumpas davası bir gün muhakkak çökecektir. İç siyaseti IŞİD katliamlarıyla dizayn etmeye çalışanlar bir gün mutlaka bunun hesabını demokratik bir yargı karşısında vereceklerdir. IŞİD'i yargılamayanlar Selahattin Demirtaşları, Figen Yüksekdağları ve şu anda cezaevindeki 13 tane arkadaşlarımızı yargılamaya devam ettiler. Bu yargılama Kürt halkında, Türk halkında, Türkiye'de yaşayan bütün halklar ve inançlar nezdinde yok hükmündedir. Ve öyle olmaya devam edecektir. IŞİD'de dayanışma mücadele çağrısı yapanlar tarihin ak sayfalarında yerlerini alacaklardır. Ama bu katliamlara göz yuman ve bu katliamlar karşısında bir arada
mücadele çağrısı yapanlar tarihin çöp sepetine, tozlu raflarında, kara kitaplarında yer almaya devam edeceklerdir. Demokratik siyaset 40 yıldır pes etmedi. Demokratik siyaset bütün baskılara rağmen, bütün tutuklamalara rağmen, onlarca yıl verilen cezalara rağmen bir biçimiyle kendi yolunda akmaya devam etti ve edecektir. 12. parti oldu. DEM Parti'nin HDP'den bir farkı yok. HDP'nin ilk kurulan demokratik Kürt siyaseti ve Türkiye emekçilerinin partisi olan HEP'ten DEP'ten bir farkı yok. Figen Yüksekdağ, onurumuzdur. Selahattin Demirtaş, onurumuzdur. Alp Altınöz, onurumuzdur. Ali Ürküt, onurumuzdur. Nazmi Gür,